Profesör Doktor Sayın Ata Atun. Sayın hocam hoş geldiniz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nasılsınız? İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Böylesi mutlu, güzel bir günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin özgürlüğünü kazandığı 60. yıl, Cumhuriyetini ilan ettiği 40. yıl hepimize hayırlı uğurlu olsun. 63'ten 74'e çektiğimiz soykırım aynen Gazze'de yaşadığımızın tıpatıp aynısıydı. Ve 1974'teki barış harekatı bizi tamı tamına 49 yıl evvel özgürlüğümüzü, egemenliğimizi kazandığımız bir dönüm noktası oldu yaşamımızda. Ve üzerimizdeki bütün o baskılar, üzerimizdeki bütün o katliamlar, Rumların Türk köylerini basmaları, evleri yakıp yıkmaları, zahirelere, hayvanlara el koymaları, insanlarımızı şehit etmeleri ve tüm insanlarımızın hayatını kurtarabilenlerin kaçıp sığınabileceği küçük küçük yerciklerde baskı altında yaşamamızın son bulduğu günleri 49 yıl evvel yaşadık. Şükürler olsun ana vatanımıza. Amin. Şükürler olsun Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aradan geçen 9 yıldan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi ilan ettik. 40 yıl oldu. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, memleketimize nice 40 yıllar. Amin Kuzey inşallah Kıbrıs hep Türk birlikte. Cumhuriyeti'mize nice 40 yıllar. Çok teşekkür ederiz. Biz de bir kez daha kutluyoruz. Şimdi siz o döneme tanıklık etmiş, yani 15 Kasım 1983'e tanıklık etmiş bir isimsiniz. 14 Kasım gecesine gidelim mi Sayın Atun sizinle? Şimdi tüm dünyayla iletişimin kesildiği bir günde 14 Kasım. 15 Kasım'da Rauf Denktaş, kurucu cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşları bu kararı nasıl aldı? 14 Kasım gecesi neler yaşandı ve 15 Kasım'da alınan kararı halk nasıl karşıladı? Sizden dinleyelim. Buyurun. Aslında 14 Kasım'dan daha evvel Mayıs 1983'e gitmek gerekir. Yani niye 14 Kasım gecesi niçin Rauf Denktaş, Allah rahmet eylesin, kurucu cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanımız ondan sonrakiler milletvekillerini topladı, meclisteki bütün milletvekillerini toplayıp bir yemekte karar aldı. Oraya nasıl gittik? Aslında onu bilmek lazım. Peki. Bence Lütfen. 14 Kasım'dan öteye gerilere gitmek en doğrusu. Barış Harekatı'ndan hemen sonra aradan 3 yıl geçtikten sonra 1977 yılının Şubat ayında ilk defa Makaryos ve rahmetli Denktaş bir görüşme yaptılar. Bunun adı birinci Doruk toplantısıydı. Birinci zirveydi. Ve burada 4 madde üzerinde bir anlaşma yapıldı Denktaş ve Makaryos arasında. Bu 4 madde şöyleydi. 4'ünü birden söylemeyeceğim. 4.'yü söyleyeceğim. Çünkü en önemli oydu. Bir federasyon Türklerle, Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıslı Rumlar arasında bir devlet kurulması, bir federal bir devlet kurulması ve bu devleti oluşturan eyaletlerin toprak bütünlüğünün yaşamlarını sürdürebilecek büyüklükte olmasıydı. Ve rahmetli Rauf Denktaş'ımız Makaryos'a bunu kabul ettirdi. Aslında 1950'de Makaryos başpiskoposu olurken hem bir dini yemin etti hem de bir milli yemin etti. Bu Ekim 1950 tarihinde oldu ve milli yemini şöyleydi. Hayatımı adanın Yunanistan'a adanmasına, Yunanistan'a bağlanmasına, yani Enosis'e adıyorum şeklindeydi. Ve 1977 Doruk Anlaşması'nda bu yeminini çiğnemiş oldu. Çünkü o anlaşma adanın Yunanistan'a Yunanistan'a ilhak olmasına mani oluyordu. Bir, ikincisi de Kıbrıslı Türklerin kurulacak olan devletin ortağı ve yönetici olmasına kapı açıyordu. Tabii Makaryos Şubat'ta bunun altına imza attı ve ondan sonra da Ağustos ayında hayata veda etti. Kendine yediremedi. Oradaki Rum dostlarının söylemesine göre kendi yeminini çiğnediği için bunu hazmedemedi ve kalp krizinden
vefat etti kendisi. 1977'de meclis başkanı olan Spiros Kiprianu, ki o da bir EOKacıydı, Cumhurbaşkanı, Rumların Cumhurbaşkanı oldu ve müzakerelere o oturdu. 1979'da da Rauf Denktaş ve Spiros Kiprianu arasında bu defa bu 4 maddelik birinci zirvenin devamı olarak 10 maddelik ikinci zirve toplantısı yapıldı ve 10 madde kabul edildi. Burada daha da genişletildi kurulacak olan federal devletin yapısı nasıl olabileceğine dair. Fakat Rumlar hiçbir zaman, hiçbir koşulda Kıbrıslı Türklerin adada kurulacak olan devlete, hükümete veya yönetime adına ne derseniz deyin, ortak olmasına, egemenliğe ortak olmasına, yönetime ortak olmasına hiçbir zaman istemediler, sıcak bakmadılar ve bu nedenle de sürekli olarak müzakereleri çıkmaza soktular. Evet. İki zaman geçip güç kazanıp Makaryos'un ve diğer ondan sonra gelen Rum liderlerin söylediği gibi Türkiye'nin zayıf bir anını kollayacağız. Türkiye zayıf bir duruma düştüğü vakitte Türk askerini adadan atacağız. Türkiye'ye bir tekmede biz vuracağız ve adayı Türklerden arındıracağız. Bunun yolunda da hep müzakereleri çıkmaza soktular ve 13 Mayıs 1983 tarihinde müzakereler devam ederken, yani müzakereler federal bir devletin kurulması, Kıbrıslı Türklerin Rumlarla ortak bir devlet kurması, egemenliğe, yönetime sahip olmaları, işte devlette 7 Türkiye, 3 Türk memurun yer alması, poliste, askerde 6 Rum'a karşı 4 Türk'ün yer alması gibi müzakereler sürerken, devlet daireleri, Merkez Bankası, bütün bunlar konuşulurken aniden dönemin görüşmecisi Spiros Kiprianu masadan kalkar, Birleşmiş Milletler'e gider ve genel kurula 13 Mayıs 1983 tarihinde bir öneri sunar. Birleşmiş Milletler'in genel kuruluna. Önerinin içeriği şudur: yabancı birlikler Kıbrıs'tan çekilsin, yani kibarca yazılmıştır, Türk askeri adadan çekilsin, Kıbrıs'ta tek halk olduğu vurgulansın. Yani Kıbrıs'ta sadece Rumlar var. Bunların yanında Türkler, Maronitler, Latinler, Ermeniler hepsi azınlık. Tek halk var ve bunu da BM Genel Kurulu 5 karşı oya, 5 hayıra karşı 103 evetle kabul eder. İşte Cumhuriyet'e giden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanına giden yolun başlangıcı bu. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Yani bir taraftan siz müzakereleri sürdürüyorsunuz. Evet, şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte Ekonomi Bakanlığı şöyle olsun, Ticaret Bakanlığı böyle olsun, Merkez Bankası'nın yetkileri şu olsun. Bir taraftan siz konuşuyorsunuz ama diğer taraftan da BM Genel Kurulu'na gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki yabancı birlikler Kıbrıs'tan çekilsin ve Kıbrıs'ta tek halk vardır. Yani bu tamamen müzakerelerin ruhuna, olayların gelişmesine aykırı. Bunun akabinde hemen Sayın Allah rahmet eylesin, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş meclisi toplar Haziran ayı içinde ve 17 Haziran tarihinde de 1983 3 Haziran'da toplar. 17 Haziran'da da meclisimiz Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğuna dair karar alır. Ki bu da zaten 1974'ten sonra konuşulmakta olan bir konudur. Yani Kıbrıs Türk halkı veya Kıbrıs Türkleri federasyona devam mı, özgür bir devlet kurmak mı, egemen olmak mı şeklinde self-determinasyon deniyor buna. Kendi kaderini tayin etme kararını alır ve ondan sonra da Rumlardan ve BM'den gelecek olan yanıtı ve adımı bekler. Fakat Rumlar bunu duymamazlığa gelirler. Konuyu BM'ye taşımaya, Birleşmiş Milletler'e taşımaya devam ederler. Ve bu şekilde de ikinci adım, mecliste alınan bu kararla atıldıktan sonra
artık hazırlıklar başlar, bekleme süresi biter ve sizin sorduğunuz sorunun yanıtına gelir. 14 Kasım gecesi ne oldu? 14 Kasım günü Sayın Rauf Denktaş, kurucu Cumhurbaşkanımız, nurlar içinde Amin. uyusun Cumhurbaşkanımız, meclisi toplar. Tabii önce kendi kurmaylarıyla bir görüşme, bir çalışma yapar. Türkiye Cumhuriyeti ile konuyu görüşür. O dönemin hükümetiyle konuyu görüşür. Türkiye ile mutabakata varır ve 14 Kasım gecesi sarayda, Cumhurbaşkanlığı sarayında bütün milletvekillerini toplar ve onlara bir yemek verir. Yemekte de arkadaşlar yarın cumhuriyetimizi ilan ediyoruz der. Ve bu konu tartışılmaz bile. Tartışılmaz bile. Herkes bunu artık olayları bildiği için kabul eder, uygun görür ve bu toplantıdan sonra da alınan kararla limanlar kapatılır, giriş çıkışlar kapatılır, telefonlar kesilir ve 15 Kasım sabahı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti coşkulu, inanılmaz coşkulu bir kalabalığın önünde, ben de vardım onların içinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, Allah rahmet eylesin. Sayın Fazıl Küçük, ona da Allah rahmet eylesin ve Osman Örek. Bunlar 1950'lerin, Sayın Doktor Küçük 42'lerden biri, Sayın Denktaş ve Osman Örek de 48'den biri. Tüm bu toplumun, Kıbrıs Türk halkının liderliğini yapan, yönlendiren ve bunun için kendi hayatlarını, özel yaşamlarını feda etmiş insanlardır. Eminsinler. Tabii. Meclisin önündeki merdivenlerin en üstündeki platforma çıkarlar ve orada Sayın Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın yaptığı gerekçeli bir konuşmayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilir. Tabii bunun devamında Şunu da bu sorabilir miyim 15 araya Kasım, girerek? Sayın Hocam, lütfen, lütfen. şimdi siz de anlattınız. Güney Kıbrıs tarafıyla da Rum kesimiyle yani görüşmeler de devam ediyordu dediniz. Peki nasıl bir şok etkisi yarattı bu karar orada? Orada tabii Rumlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği bu kararı, Rumlar şok oldular. Onu söyleyeyim, hiç beklemiyorlardı böyle bir adım. Çünkü Avrupa Birliği'ne o zaman daha üye değillerdi. 1 Mayıs 2004'te üye oldular. Ama Avrupa Birliği arkalarındaydı, Birleşmiş Milletler arkalarındaydı ve Amerika Birleşik Devletleri onları destekliyordu. Yani şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 2017'den itibaren hep dünya 5'ten büyüktür demesinin aslında geçmişi bu olaylara dayanmaktadır. Yani Birleşmiş Milletler'deki 5 ülke, ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya, bunların veto hakları olan ve BM'nin beynini oluşturan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri. Geriye 10 tane daha üye var ama bu 10 üye her 2 yılda bir değişiyor ve bunların veto hakları yok. Karar sunabiliyorlar, oylamada el kaldırabiliyorlar ama veto hakları yok. Veto hakları sadece bu 5 ülkeye ait ve bu Birleşmiş Milletler de gerçekten de bu 5 ülkenin kendi istekleri doğrultusunda faaliyet gösteren bir kurum, bir kuruluş. İşte Gazze çok güzel bir örnek. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin o 3 gününü söyleyeceğim. Sonra çabucak Gazze'yi örnek vereceğim. Bakın 15 Kasım sabahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yemedi, içmedi. 18 Kasım sabahı toplandı. Aradan topu topu 72 saat geçti. Toplandı ve 541 numaralı, insanlığın yüz karası olan kararı aldı. KKTC'yi kimse tanımayacak, kimse ilişki kurmayacak, hiçbir sportif temas yapmayacak, kültürel temas yapmayacak, ekonomik işbirliği olmayacak şeklinde insan haklarını tamamen bir kenara iten, Avrupa Birliği'nin işte özgürlük, adalet ve insan hakları şeklinde 3 ayak üzerine kuruludur Avrupa Birliği, AET'den başlamak üzere, onların hepsini çiğneyerek KKTC'yi yok sayan,
tam insanlığın yüz karası bir karar alır. Bakın 72 saat içinde. Buna karşın Gazze'de şu anda 3 ayın 3'ünde başlamış olan bu ayın 7'sinde başlamış olan bu saldırılar Gazze'ye bakın 35. 36. güne girdi. BM'nin bir tek kararı, müdahale kararı yok. Maalesef. BM'nin genel kurulunun aldığı İsrail dursun, katliamları durdursun, geri gitsin, orayı boşaltsın gibi öyle bir kararı yok. Bakın ne kadar farklı, nasıl tarafkir bir Birleşmiş Milletler var karşımızda. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı her zaman her fırsatta dile getiriyor. Dünya beşten büyüktür ve bu söz zaten birçok ülke tarafından artık kabul görüyor bu tanımlama ve büyük bir olasılıkla önümüzdeki birkaç yıl içinde de BM'ye karşı ya bir örgüt, yeni bir kurum daha kurulacak ya da BM'nin içinde bir düzenleme yapılacak. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri veto hakkını tartışabiliriz diye üstü kapaklı bir açıklama yaptı. Şimdi bunların hepsi çok önemli ve 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilan edildikten sonra Kıbrıs Türk halkı arasında inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir sevinçle bu karşılandı. Tabii sevinenlerden bir tanesi de bendim gerçekten. Çünkü hem Barış Harekatı'na mücahit Ne olarak büyük gurur. katıldım, hem Ne büyük gurur. 63-74'ün soykırımını birebir yaşadım. Onun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Evet. Ana vatan ne demek gerçekten çok iyi biliyorum. Ben Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilk meclisinin ilk milletvekilliğini yaptım. Daha 26 yaşındaydım o vakit. Ve 1980 yılında Dışişleri Komisyonu'nun üyesi olarak İngilizcem çok iyi olduğundan Dışişleri Komisyonu'na seçilmiştim. New York'a gittiğimde Birleşmiş Milletler binasına orada koridorda Yaser Arafat'la, rahmetli Yaser Arafat'la karşılaştım. Abu Amar'dır adı, halkın babasıdır. Kendi Filistin halkının içindeki ismi. Ve yanımda da bizim temsilcimiz vardı, rahmetli Nail Atalay Bey. Yaser Arafat'la çok iyi tanışıyorlarmış. Kapıdan çıktığı vakit koridorda gidiyorduk. Sağdaki bir kapıdan çıktı Arafat. Hemen Nail Atalay Bey ile rahmetli tokalaştılar. Nail Atalay Bey dedi ki bu yanımdaki genç adama iyi bak. Bu bizim milletvekili. Bakın biz genç insanlarımızı geleceğe yetiştiriyoruz. Bizim devletimiz bu gençlerin üzerine kurulu dedi. Arafat sarıldı öptü beni hemen. Sen çok şanslısın dedi. Siz çok şanslısınız dedi bana. Ben önce anlamadım. Dedim Sayın Arafat şanslı derken neyi kastediyorsunuz dedim. Sizin arkanızda Türkiye gibi bir ana vatan var dedi. Benim arkamda bir ana vatanım yok. Ben tek başıma mücadele ediyorum ve arkada Türkiye gibi bir ana vatanım olaydı ben bu işi başka türlü çözerdim. Bakın 43 sene evvel 80'den 23'e 2023'e tam 43 sene evvel bugün Gazze'de yaşananları demek ki olacağını biliyordu Arafat ki tüm bu sözleri bana söylemiş oldu. İşte 15 Kasım'ın önemi bana Peki. göre burada. Çok sorumuz olacak. Zamanımızı da iyi kullanalım istiyorum Sayın Oto. O kadar fazla soru var ki gelen. Çok kısa 50 saniyelik bir aramız var. Hemen döneceğiz size, olur mu? Bir arayı verelim önce. Evet. Evet, çok kısa bir ara demiştik. Profesör Doktor Sayın Atatun bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40. yaşını kutluyor. O tarihi süreç, gelinen noktayı konuşmaya devam ediyoruz ama bir dönem var ki belki de altını çok kısaca çizmek gerektiğini düşünüyorum. Sorularımızın içinde anlam planın görüşüldüğü dönem Rum tarafı hayır diyor, Türk tarafı evet diyor ama ne Avrupa Birliği Sayın Atun uyuyor, ne Birleşmiş Milletler. Neler yaşandı o dönemde? Kısaca bize aktarır mısınız ki sonrasında Sayın Ersin Tatar'ın
dönemiyle birlikte yeni bir strateji, yeni bir politika geliştirildi. İki devletli çözüm ve bugüne gelinen noktayı da... Sesinizi tam alamadım. Bir daha tekrarlar mısınız? Sesi biraz yükseltebilir mi Tabii ki. Arkadaşlar? Şu anda daha net geliyor sanırım sesim. Arkadaşlarımız müdahale ettiler. Anlam planı dönemi. Bunu sormak istiyorum. Böyle bir dönem var Kıbrıs Adası'nda yaşanan. Rum tarafı hayır diyor, Türk tarafı evet diyor ancak ne Avrupa Birliği ne Birleşmiş Milletler uymuyor. Nasıl bir dönemde? Kısaca bize anlatır mısınız Bey? Bugüne gelinen süreçte Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte izlenen politika. İki devletli çözüm artık federe yok. Yani konuşmuyoruz bile. Buyurun sözü size bırakayım. Tabii anlam planını birebir yaşamış bir kişiyim. Çünkü KKTC adına görüşmeci olan kişi bendim. Anlam planında Rumlarla görüşmeleri yapan kişi de bendim. Aslında Rumlar görüşmeler sürerken ki görüşmeler ara bölgede yani Rum tarafıyla Kıbrıs adasında Rum tarafıyla Türk tarafı arasında bulunan BM'nin yönetimindeki ara bölge dediğimiz bir yer daha var. Orada hiç kimse yaşamıyor. Sadece BM'nin kontrolü altındadır. Orada eski Lefkoşa havaalanının olduğu binaların içinde görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Orada gene tabii eski geleneklerini devam ettirdiler. Üç kere masadan kalktılar, gittiler. Ve şöyle de bir izah edeyim. Uzun bir masa düşünün. Bu masanın bir ucunda 6 kişi olarak Türk tarafı oturuyor. 6 kişi olarak Rum tarafı öbür uçta oturuyor. Ortada da 4 tane Birleşmiş Milletler'in hakemleri var. 4 tane. Bizim hakemlerin hepsi Kanadalıydı onların. Ve masadan 3. defa kalktığı vakit Rumlar, hakemler dediler ki Kanadalı hakemler dikkat edin bundan sonra masaya sizi çağırmayacağız. Türklerle biz konuşup kararları biz kendi aramızda anlaşıp yazacağız şeklinde de onlara bir uyarıda bulunduktan sonra Rumlar bir daha masadan kalkmadılar. Şimdi biz tabii orada kendi haklarımızı korumak için bütün gücümüzü, bütün her yapabileceğimiz her şeyi kullandık anlam planı içinde ve bu anlam planı 23 Nisan 2004 tarihinde de oylamaya sunuldu. Hı. Oylamada şimdi Kıbrıs Türk tarafı %65 oyla evet derken Rum tarafı da ben hayırcıydım onu peşin söyleyeyim. Rum tarafı da %75 evet oyunu kullandı. Niçin Türk tarafında %65 evet çıktı? Ben onu da biraz vurgulamak istiyorum. Bu dönemde yani anlam planı dönemi yaklaşık Şubat 26 Şubat'ta başladı ve Nisan'ın işte şey yapılmadan evvel oylamalar yapılmadan evvel bir hafta evvel bitti. Demek ki 16-17 Nisan'a kadar süren bir dönemdi. Fakat ondan evvel gerek Birleşmiş Milletler, gerek Avrupa Birliği, gerekse de Amerika Birleşik Devletleri bir yıl evvelsinden başlamak üzere inanılmaz bir algı operasyonu yürüttüler KKTC'de. Avrupa Birliği 30 milyon euro harcadı geçmiş 9 ayda. Amerika Birleşik Devletleri 30 milyon dolar harcadı. Sırf algı operasyonunu gayet güzel yapabilmek için. Ne yaptılar? Bazı gazetecileri satın aldılar. Bazı medya gruplarını satın aldılar. Yapay siyasi partiler kurdular. İnanılmaz Avrupa Birliği ve Çalışma Partisi vardı. İnanamıyorum yani. Böyle bir siyasi parti kurdular. Buna benzer birkaç tane daha kurdular. İki toplumun katıldığı korolar, çalışma birlikleri bunları kurdular. Katılanlara paralar verdiler. Medyaya gayet güzel para döktüler. Hem basılı hem görsel. Ve bu şekilde inanılmaz bir algı operasyonu yaratmaya başladılar. Bu 9 ay evvelsinden başlamak üzere oylamanın yapıldığı 24 Nisan'dan evvel. Ve gazeteler, televizyonlar işte anlam planı şöyle iyi böyle iyi, topraklar böyle olacak, işte üçte biri iade edilecek, üçte ikisi Türklere kalacak, Türklerin her birine bir araba, bir ev, bir şeyler daha verilecek, üç parçaydı galiba. Ev, araba ve iş verilecekti. Maaşlar çok yüksek olacaktı. Euro olarak ödenecek diye habire bu vaatlerde bulundular. Ve insanların aklını karıştırdılar. Gerçekten aklını karıştırdılar. Ve en sonunda da
Bizden %65 evet oyu Peki. çıktı. Rumlara geldiğimiz vakit Hı. Rumlarda birkaç tane siyasi parti var. Şu anda iktidarda olan Rum tarafındaki parti var. EDEK var. EDEK'in açılımı çok ilginçtir. Hı. Milliyetçi sosyalist, yani Almancası Nazi'dir. Bunu Milliyetçi Sosyalist Parti. 63'te Kıbrıs'ı Türklere Lefkoşa'da Çağlayan bölgesinde saldıran milis gruplarını kuran Vassos Lisanidis'in parti başkanı olduğu EDEK Partisi var. Bunun yanında AKEL var. AKEL tamamen Rusya'ya bağlı komünist bir partidir. Ve AKEL çok ilginçtir. Federasyonu destekleyen ve bu konuda yol alan bir partidir. Bugün iktidarda olan Rum siyasi parti tamamen federasyona karşı olan adanın Yunanistan'a ilhak edilmesini savunan bir parti ve bunun da Tasos Papadopoulos, o dönemin Rum lideri de bu partiden seçilmiş olan bir cumhurbaşkanıydı. 22 Nisan gecesi Tasos, yani Cuma gecesi Tasos Papadopoulos ekrana çıktı ve dedi ki, böyle ağlıya ağlıya, gözleri yaşlı, ben de izledim kendisini, yaşlı konuşma yaptı. Kıbrıslı Rumları hayır demeye teşvik etti ve ondan sonra da kendisi şu cümleyle kapattı televizyon konuşmasını: ben tanınan bir devlet aldım, devraldım, eyalet olarak bu devleti eyalete indirgemem şeklinde de bir konuşma yaptı. Ondan sonraki siyasi dengeler tamamen değişti. Anastasiadis'in partisi %33 oy hakkına sahip. Onlar hayır, evet diyeceklerdi. Tamamen o gece düşüncelerini değiştirdiler ve hayır'a yöneldiler. AKEL'in yarısı, onlar da evet deme taraftarıydı. AKEL'in %34 oyları var. AKEL'in neredeyse yarısı hayır'a dönüştü ve ondan sonra Rumlardan da %75 bir hayır çıktı. Peki. Amerikalıların bu ara vaatleri vardı. BM'nin vaatleri vardı. Çok kısa Avrupa alalım, bugüne de Birliği'nin dönmek vaatleri. istiyorum. Süremiz azalıyor Sayın Atıl. Çok kısaca alırsam sevinirim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hemen Avrupa Birliği ve ABD diyordu ki, eğer Kıbrıslı Türkler evet derse KKTC'nin, işte biz uluslararası uçuşları başlatacağız. KKTC ile ilişkiler kuracağız ve hatta senatörlerden birkaç tanesi Ercan Havaalanı'na gelerek inmişti, gösteri yapmıştı. Ama sizlerin de söylediğiniz gibi ilk başta ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Avrupa Birliği verdikleri sözün Asla. hiçbirini tutmadılar. Verheugen, ben aldatıldım. Tasos Papadopoulos, o dönemin Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu bakanı, komiser diyor onlar. Verheugen, ben aldatıldım şeklinde de bir açıklama yapmıştı. Kıbrıs'ın gerçekleri bunlar. Çok iyi bilmek lazım ve Çok, çok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana vatanına gönülden her zaman bağlı. Ana vatan nerede? KKTC'miz orada. Hep birlikteyiz. İnşallah Azerbaycan'ımızda da bir millet, üç devlet olacak İnşallah. inşallah. İnşallah yakın zamanda güzel haberler alırız. Şimdi son olarak çok konuşulan bir başlık var. Bunu sormak istiyorum. Yabancılara mal satışı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Kanla ve canla alınan bu topraklar nasıl yabancılara satılıyor diye köşe yazarlarında da görüyoruz. Uzmanlar da değerlendiriyor ki yanı başımızda bir işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken siz nasıl yorumluyorsunuz yabancılara toprak satışını Sayın Atun? Ben tabii yabancılara bu boyutlardaki toprak satışını kabul etmiyorum, uygun bulmuyorum. Yani 3-5 tane, 15-20 tane aile gelip, çünkü havası güzel, ortamı güzel, denizi güzel, kirlilik yok, insanları yumuşak, kavgacı insan yok. Kadınlar gece 2'de 3'te tek başlarına yolda yürüyebilir. Yan gözde bile bakan insan yok. Yani dünya üzerinde çok az böyle huzurun hakim olduğu bir diyar burası. Yabancılar, özellikle yaşlılar geliyor. İşte Avrupalılar. Fakat Ukrayna-Rusya savaşından sonra buraya bir akın oldu. İran'dan buraya bir akın oldu.
Yahudilerden buraya gelip toprak almalar başladı. Fakat orada şimdi devletimiz, tabii bakanlar kurulumuz bu konuda tedbirler alıyorlar. Allah'tan çok büyük boyutlarda değil. Yani söylendiği gibi toprakların dörtte üçü falan gitmiş değil. Onu çok iyi bilmemizde fayda var. Bizi incitecek boyutlara daha gelmedi ama tedbir almak her zaman iyidir. Şöyle yapılıyor. Yabancıların toprak alımı yasak olduğu için yerli bir şirket kuruluyor. Topraklar yerli şirket adına alınıyor ve yerli şirket de bunu, diyelim, Ukrayna'dan gelen bir Ukraynalı vatandaşa, Rusya'dan gelen bir Rus vatandaşına, İsrail'den gelen bir İsrail vatandaşına kağıt üstünde satıyor. Tapuda daha işlem Bakanlar Ama Kıbrıs Kurulu'ndan vatandaşı geçmeden ise de Sayın yapılmıyor. Atın, Yani Kıbrıs sokak. vatandaşı ise sizin söylediğinizi anladım. Yani dışarıdan geliyorsa Kıbrıs'ta bir ortaklığı olması gerekiyor. Bu şekilde alınan önlem var. Aynen, Değil mi? aynen. Peki alan kişi, Kesinlikle. Yahudi asıllı kişiler Kıbrıs vatandaşı olmuşsa? Kıbrıs vatandaşı olursa zaten Sorun burada Bakanlar Kurulu galiba. onları vatandaşlığa kabul ederse istediği kadar alabiliyor. Alıyor ama satarken gene yabancıya satacaksa o bakar kurulundan geçmek zorunda. Şimdi onu Bakanlar Kurulu, Sayın Başbakanımız Ünal Üstel Bey konuya çok ağırlık verdi, çok önem verdi. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konuda katkıları oldu. Şimdi yabancılara satışın bayağı azaldığını, yabancı derken Türkiye Cumhuriyeti, bu yabancı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu yabancı tanımının dışında. Onu çok iyi Tabii, söylememiz tabii gerekir. ki. Evet. Türk soylular bunun dışındadır ve şimdi Sayın Başbakanımızın çalışmaları ve talimatlarıyla da Bakanlar Kurulu'nda bunlar çok ince elenip sıkı dokunuyor. Bayağı azaldığını düşünüyorum. Görüyorum, düşünüyorum demeyeyim de görüyorum. Bu konuda da bu yayınlar gerçekten çok iyi oldu. Tedbirimizi de şimdiden alıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Son bir dakikanın içindeyiz ama iki devletli çözüm için hangi adımlar atılması gerekiyor? Batı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır mı? Sayın Tatar'la yeni bir dönem başladı. Buyurun, söz sizde efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2020'nin Ekim ayında seçildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Tatar ve o günden itibaren ısrarla ben masaya oturacaksam uluslararası tanınmış eşit egemen iki devletli çözümü konuşurum, başka bir şeyi konuşmam şeklinde çok güzel bir yanıtla, çok güzel bir planla yanıt verdi Rumlara ve o gün bugündür masaya oturmuyor. Hatta ara bulucuyla görüşmeyi bile kabul etmedi. Yani şimdi Rumlar ısrarla bir ara bulucu, müzakere temsilci atatmaya çalışıyorlar BM'ye. Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bunu kabul etmiyor. Şimdi burada görüşülecek olan, artık ben asla Rumların bize uyguladığı soykırımı unutmadım. Ne ben, ne benim çocuklarım, ne de o dönemleri yaşayanlar. Gazze'nin aynısıydı. Ne görüyorsanız ekranda bugün Gazze'de, biz bunu 63-74 arasında birebir yaşadık. Tekrar buna geri dönmek istemiyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum ki Türkiye artık dünyanın en güçlü, en saygın ülkeleri arasında. Dışarıdan bakarak söylüyorum ve ben uluslararası ilişkilerciyim. Bütün bunların değerlendirmesini çok farklı yapıyorum. Mesela dünyanın silah sanayinde kendi silahını üretebilen ve bunu ihraç eden 5 ülkeden bir tanesi. Bu çok önemli. Ve kendi gıdasını kendi üretebilen ülkelerden bir tanesi. Bölgenin, hangi bölgenin? Afrika'nın, Kuzey Afrika'nın doğu kısmından başlamak üzere bütün Balkanları, Kafkasları ve Orta Doğu'yu kapsayan büyük alanın lideri Türkiye Cumhuriyeti. Ve artık Amerika Birleşik Devletleri de, Avrupa Birliği de, BM de biliyor ki bu bölgede yapılacak bir uygulama, alınacak bir karar, Türkiye buna taraftar değilse mümkün değil, yürümez. Mümkün değil, uzun vadeli olmaz. Bu yüzden eninde sonunda Kıbrıs'ta iki devletli, tanınmış iki devletli bir çözüm olacak. Zaten bu çözüm de Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi politikası doğrultusunda da gerçekleşmek zorundadır. Bu illaki olacak.
İnşallah bunu hepimiz 2030 çıkmadan da göreceğiz. Sayın Atun, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Daha uzun uzadıya bir yayın olmasını arzu ederdik ama süremizin de sonuna geldik. Siz de o değerli vaktinizi ayırdınız. Biliyorum bugün çok yoğun bir programınız vardı ama bir Çok kez doğru. daha Ulusal Kanal ailesi adına çok teşekkür ediyorum efendim. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.